Yağmur gün doğdu. Aydın Nazili'den geldi. Beş aydır ayrı yaşadığı eşi, e, eşiyle ayrılar. Boşanmak istiyorum, barışmak istiyorum dedi. Ne yapmak istediğini o da karar veremedi. Eşi de olacak. Atarlı giderli de bir beyefendi. Cüneyt Bey geliyor buyursunlar. Beyaz böyle gel Cüneyt Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Buyurun. Yağmur. geldi din geldi. Evet seni dinliyorum. Yani e, yani e, demek istedim yani bir konuşarım tanışarım e, şey yaparım yani. Tanışalım mı? <laughs> Olsun beş ay ayrıldıktan sonra yeniden bir tanışmak lazım. İnsan değişime uğruyor. Aynen çok. öyle Esra ablam yani konuşalım bir iki medeni insan gibi. Uzatmaya gerek yok bence Esra Hanım. Gerçekten. Ben ayrılmak istiyorum. Tamamdır. Ee, anlaşmalı olarak basanırım o zaman. Senin zaten istediğin bu. Beni o yüzden buraya çağırdın. Sen dedin ya hani milyonlara seni rezil edeceğim. Zaten bu yüzden getirttirdin. Amacınız buydu. Ben o kadar barışmak istedim. Arkamda mı Ama duldun? Ama artık gerek var mı artık? Bu saatte? Ben gittiğimde arkamda mı duldun? Durdum. Ya yalan söyleme Allah Kaç aşkına geldim, ya. Anan aradı mı annemi? Aramadı. Bir insanı başkasıyla tehdit edemezsin. Ederim. Arattırıp da tehdit Sen ettiremezsin. Sen bana abuk subuk argo kelimeler kullanırsan insanlar, ben seni ederim. Beni tehdit ettirdiğin insanlar beş para etmez. Sen kendine bir ikba Ondan sonra gel yap söyle ya. Allah'ım ya. daha gerek yok. Ben bu lafı da uzatmayacağım. Bu lafın üstüne daha hiçbir şey demiyorum. Ben, ben konuşmayacağım. Anlatmaları bilsin gitsin. Rica ediyorum. Her ikinize de tek uyarım. Yani Gerek yok böyle yani. Argo sözcüklü lanlulunlu konuşmayın. Uzatmıyor. Saygı çerçevesine hitap edin birbirinize. Şimdi bir yıllık evlisiniz ve kaçarak evlenen bir çiftsiniz. Hatta sizi birbirinize vermeyecekler diye dağları deliyorsunuz. Doğru mu? Yok hesapla. geldi istemeye Geldi ama annesi gelmedi. Eski karısını tuttuğundan dolayı gelmiyor. Hı hı. Ama yine de ailesi gelse de gelmese de evlendiniz mi siz? Evet. Evlendiniz. Sizin aşkınızın önünde herhangi bir engel durabilir mi? Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? İki insan evli değil mi? Hı hı. Peki gerideki insanlar ne karışıyor? Bu onların hayatı, bu onların yuvası. Evlendikten sonra nerede yaşadınız siz? Annesi babası siz? Anasının benim ailemle karışıyor. Abla. Anasının yanına attı. Attı bak doğru cevapla. Evlendikten sonra. Abla bana sonra başka ev gösterdi. Esra abla, gerçekten. Anasının nerede yaşadınız attı. ve kaç kişilik bir evde yaşadınız? Ailemle yaşadım. Bekar üç abisi vardı yansız olduğumdan dolayı kapının kirizini değiştirdim üç kişi. ya. kişi Bir üç de o geldi. Peki o evin içerisinde bilemiyorum ev 2 artı 1 mi 3 artı 1 mi 1 artı 1 mi o evin içerisinde sizin. Ee, kendinize ait kapısını kapatabileceğiniz var bir Yok, odanız, odanız var, var mıydı Esra abla. Abla. bir sus Esra yoktu bak insan Yatakol... gibi konuş ben dur. buraya çıktım İnsan gibi konuş Hı. benim de canımı sıkma için. hırsızlık tamları bir, bir dur ya bir dinle bir dinlemiyor lan ya doğadan gelmiş bağdakini kovuyor sanki evet. Esra ee, ilk ...hareketlerine evet. bakın ya. Ben gerçekten yayınla çıkmak istiyorum. Lütfen. Bu saatten sonra konuşacak bir şey gerek yok. Hareketlerine bak derken... Esabla, bu kadar tamam. ...senin oturma tarzın aslında Cüneyt'in gözünden değil... ...ekran başındakiler o oturma tarzını... ...belki eleştirebilirler diye... ...acı söylüyor ama doğru bir uyarıda bulunuyor. Tamamdır Esra kusura <laughs> bakmayın. Sanki çok komik. Allah'ım. Esra abla e, ilk bana başka ev gösteriyor bu bana. Hı hı. Burada, Evliliğinizi öğrenmek istiyorum ve konuşacağız Cüneyt. Evet. E, burada otururuz bir an yani. E, Bursa Görükle tarafında. Ondan sonra beni kasılıyor. Anasının evine atıyor. Yatak odası yok. Hiçbir şey yok. Eski ka karısına aldığı koltuklar, televizyonlar her şeyinin üstüne gittim ben. Karısının kullandığı hı hı. şeylerine eskiymiş, gittim. Yani. Peki Cüneyt. Bir insanın Hatta geçmişini kurtarlamaya Ben, sarıştım, ben yatak odasını. Yağmur'la evlenirken. O kadar karakterli yani. yani. Yağmur'la ya he. evlenirken her iki insan da birbirine dürüst olması gerekiyor ya... ...ve Yağmur da senin çok seven bir kız anladığım kadarıyla. Öyleydim. Ya Yağmur ben senden önce bir evlilik yaptım, bir evladım var dedin mi? Hepsini biliyor Esra Hanım. Ya demedim be. Hepsini Ertinden biliyor. Ertin'den öğrendim. Kaç ben buna, kere dedim ben sevgiliken dedim. Hı. Kaç tane de şahidim var. Kaç tane Evlendim mi, bozandım mı? Kaç tane de şahidim var. Demedim. Hepsini biliyor. Ya he. Çalıştığım iş yerine de geldi gördü. Hı hı. Ya he he. Bir insan bu kadar da düzen... ...dü Düzen kuramaz. Sen kendine ilk bak ya. Peki. Allahım ya. O evin içerisinde sevdiğin adam için her şeyi göze aldın. Aldım Aynı abla. evin içinde yaşamaya başladıktan sonra ilişkinizdeki problem senin yani aileler yüzünden mi çıktı ikiniz arasındaki kavgalarda? İki aile, iki aile hesabla, iki aileden dolayı. Onun anası bana abuk subuk kelimeler. bu geliyor anasının e, yaflarına bakarak beni dövüyor. Ondan sonra annemin yaflarına bakarak beni dövüyor. Dövmedim değil mi? Ben inkar ettim mi? Etmedi. Ben hiçbir şey inkar ettim mi bugüne kadar? Etmedi. Ben geldiğimde de söyledim buraya. Hı. Bir insan... Getirmiyor muydum? Getirmiyordun. sabah dizi... yedi de, sabah Gözüne... yedi de ise bir dakika dizine dur, dursun. bir dakika dur. Sabah yedi Gözüne de ise gönderip bu saatten sonra da bir dur be. git annenin dizinin dibinde otur. Tabii ki de, tabii ki de. Esra abla, <laughs> lütfen rica ediyorum. Ben evet. gerçekten sabredemiyorum. Ben sabah yedi işe gönderip sabah karşı beşte altıda gelmiyor muydun ya? Bir daha söyle. Sabah yedi de gönderiyordum ya seni işe yolluyordum ya. Akşam e, sabah karşı gelmiyor muydun dörtte 5'te. Çoğu zaman da gelmiyordum iş yerinde kalıyordum. Aynen öyledir inşallah. İslam. Abin geliyordu ama. Nerede kaldığını iddia ediyorsun? Ben abla aldatıyordum. Ben Merve'de çalışıyordum. Hı? Esra hanım, mermer işinde çalışıyordum. düşünüyorum. Rıza isminde birini yanımda. O karakteri yanında... aldı. O zaman beni kasıldığın zaman o adamın yanında sarışmıyordun. ya abimin sarıştığı yerde sarışıyordun Bana Hayır. yana selime. Bakma bana oldan diktik. yağmur bu buraya ne amaçla çıktın? Bir önce onu açıklayabilir misin? Güzel soru. Buyurun. Esa abla, yani bir kere deneyeyim dedim. Neyi? Yani konuşmayı, barışmayı. Buraya barışma amaçlı mı geldin? Yani olmazsa boşanmaya geldim abla. Bu kapıdan ilk girdiğinde... ...kocanla barışmak gibi bir hayalim vardı. Hem de bozanmak amacım vardı. Hangi Hı? amaçla gelmiş buraya? Öğlendin. Boşanma amacıyla. Zaten da ...beyanla telefonda kendisi... Ben sana demedim mi? Benim WhatsApp'ta ben mesajlarım duruyor. Ben, ben sana açık dedim ki... Çıkacağım sen orada Allah hem ya. rezil edeceğim aileni ve seni. Ondan önce ben ananı aradım. Ayrılacağım. Anneni aradım. Dün dünün dediği kavgasıydı. Bu. Bugün yeni bir kavga var. Bak dediği bu. Sen bir soru sordun biraz önce. Evet. Tamam abla, mı? Güncel esabla. bir soru. Sen buraya hangi oldu, amaçla geldin dedi. O da dedi ki ben buraya barışma amacıyla geldim. Olmazsa anam, boşanırım ben dedi. Ben şöyle söyleyeyim. ben buraya sen bu sizin hatrınız için geldim. Çıkardın. Ben sizin hatrınız için geldim. Es Teşekkür abla. ederim. Es abla. Benim yoksa mahkeme var. Oğlum ya. Dışarıda, buraya... Dışarıda Hı. aile mahkemesi de var. Boşanmak istediğinde gider orada davalı veririm. Dedim, dedim Kaç yıl sürse de boşan dedim. olur. Ben dedin. Yağmurcuğum. Sen yayına çıkmadan bir gece önce siz, siz barışmaya barış karar buradan. verdiniz Esasını mi? Şunu evet. anlamıyorum. Ya dünkü dünkü konuşmasında gel ne demişti bu? Gel yüzleşelim. E, barışalım. Öyle demedi mi? Öyle dedi. Yayın orada. Vurdun. Ama söylenenler onlar. Ama dün ne dedin sen peki? Barışmak isteyen insan her türlü barışır. Bence de. Hı. Annen arkam arkamda mı durdu? Kim arkamda durdu benim? Senden bir garanti istiyorum. Benim annem istiyor. arkamda durmadı mı be? Benim annem babam arkamda durmadı mı? Evinde kalmadın mı? Bu dağdan anne. Mi? Bir saniye. Kimi aldım etti Buyur ya? Bu dağdan. Bak. Hem annen. Bakma ben sana. Şeyden gör. Değil mi? Bak babana diyecek bir lafım yok. Adam sesi karışımadı. sakin. Hiçbir şeye karışmadı. Allah var. Ama annen gerçekten sıttını sıyırdı artık. Ama senin annenin yanında yaşıyoruz. O da senin annenden şikayetçi. Evet. Ablacığım, beni eski karısıyla kıyaslıyor. Yapmıyor. Anneyi beğenmiyor. O kasere beğenmiyor. Yani. Kaç yaptı Allah aşkına ya? Ablacığım ben buna sürmü. Bu isteyken beni evden kovuyor anası. Ben Ondan... kovduğuna hiç şahit olmadım. Ya he he parkta beklemedin mi ben seni ya? Sen Hayatım kendin çıkıp dedim, gittin. Gel dedim Sen kendin evden çıkıp... kovdu. Annemi arayın sorun ya. Sen Annem kendin de çıkıp sahip. Gel kızım ne de yok. Anne dedim ben, damadın gelecek dedim. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.